Sakarya Akülü Araba Dünyası'ndan herkese merhaba. Tanıtmış olduğum araç Pisa'nın bir ürünü. Pisa'nın Starvels modeli, görmüş olduğunuz gibi. Üzerinde de plakalarında da zaten yazıyor. Öncelikli olarak şunu belirtmek istiyorum. Işıkları, stopları vesaire çok 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 güçlü. Yandığı için benim stüdyo gibi oluşturduğum bu amatör çekim ortamındaki ışığı çok baskılıyor ve yine de profesyonel bir kameram olmadığı için onu sönümlendiremiyorum. Çok ışık oranı çok yüksek oluyor. Az sonra hani ışıklı bir şekilde de görselini görebilmeniz için videoda netleştirmeye çalışacağım, ama o zaman da ürün kendisini göstermiyor, beyaz bir ürün olduğu için. Bu sebeple kapak resmine sadece kapak resmine fotoğraf olarak çektiğim bir resimden elde edeceğim, ama videoda genelde bu şekilde ışıksız göstermeye çalışacağım size. Başlangıcım biraz tuhaf oldu bu videoda, ama bunu belirtmem gerekiyor. Neyse, yavaş yavaş dönsün, başlayalım. Bu akülü arabamız Pisa'nın üretmiş olduğu kendi envanterinde diyeyim, kendi üretim bandında, kendi üretim zincirindeki görseli en güzel olan ürünlerden bir tanesi Pisa'nın Starvest modeli. Bu herhangi bir arabaya benzetilebilir mi bilmiyorum model olarak, ama görseli Pisa'nın üretmiş olduğu araçlar içerisindeki en güzel görsele sahip. Sağlam Pisa'nın kalitesi. Hem özellikleri var. Şurada görmüş olduğunuz gibi tutamak, arkasında küçük tekerlekleri var. Valiz gibi taşınma özelliği vesaire var bu üründe. Pisa'nın diğer ürünlerinde ben böyle bir şey görmedim. Hani bir tek bu modelde var. Serbest, biraz daha özene üretilmiş bir ürün. Gayet güzel. Şimdi teknik özelliklerine gelecek olursak, 12 volt çift motorlu bir motora sahip. Çift motorlu, çift redüktörlü şanzımanı diyelim. Arka tekerleklerden iten iki tane motoru var. Ön tarafta da direksiyonları yönlendiren bir motor var. Toplamda bu akülü arabada 3 tane motorumuz mevcut. Normal muadillerine göre bayağı kaba, böyle kocaman görünüyor, ama oturma alanı gene standart tek kişilik bir akülü araba boyutlarında diyebilirim, ama kaba böyle, yani çok kocaman, çok güzel görünüyor. Arka ışıkları, onun ışıkları da çok fazla parlak yandığı için çok ilgi çekiyor. Pisa'nın her zamanki gibi olan direksiyonlarından ayrı bir direksiyon tasarlamışlar. Üzerinde tuşları var. O tuşlarla multimedya sistemini yönlendiriyor vesaire. Onu kumanda edebiliyorsunuz ve korna çalma özelliği var. Normalde standart bir tane müzik kutusu olur ortada. Ona basarsınız, işte ambulans vesaire sesleri çıkartır. Bu modeli biraz farklı üretmişler. Bu modeli farklı kılanlardan en belirgin özelliklerinden biri direksiyonu diyebilirim. Bununla alakalı uzaktan kumandalı 3 hız seçeneği var. Yavaş, orta ve hızlı olarak. Geri vites olarak hem çocuk geri vites alabiliyor, geri ileri vites alabiliyor, hem de kumandan geri ileri gidebiliyor. Malumunuz. Onlarca 12 volt 7 amperlik bir aküye sahip. Yumuşak oturma koltuğu var bunda ve Pisa'nın son jenerasyon ürettiği Pisa Panterler'de bu yumuşak koltuk tercih ediliyor. Diğerlerinde hep sert plastik ürün kullanılmış durumda. Bunda yumuşak, işte imitasyon deri kaplamalı diyelim, ya da bez kaplamalı, hani deriye benzer deri görünümlü bez kaplamalı, içinde sünger olan oturma alanı mevcut, yumuşak bir oturma alanı mevcut. Görseli gerçekten çok güzel bu ürünün. Hani şu an videoda ne kadar beliriyor bilmiyorum, ama gerçekten normalde çok güzel. Tekerlekleri içerisinde olarak geliyor. Hepsini çıkartıp tıkır tıkır takıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Tekerlekleri de sert plastikten, ama tabii Pisa'nın tekerlekleri her zaman için kaliteli. Bu akülü arabamın 12 volt 1 amperlik şarj aleti var. 7 saat, 7-8 saat gibi bir sürede şarj oluyor. Açılır kapanır kapıları mevcut. İçeriden açılıp kapanıyor kapıları da. Dediğim gibi tutamakların olduğu yerler var taşıyabilmek için. Yan aynaları açılıp kapanabilir. Yani hareketli, sabit değil. Aynaların da sabit olmaması güzel bir özellik bana göre. Sabit olduğu zaman kırılma riski oluyor. Hareketli olduğu zaman, bir yere çarptığı zaman vesaire, onu süspanse edebiliyorsunuz. Kırılma ihtimali daha düşük oluyor diyebilirim. Gene içeride detaylarını, krom detaylarını vesaire görüyorsunuz. Hani bir Jeep SUV tarzında bir havası var. Arka tekerleklerin olduğu yere yay koyulmuş durumda. Yani arka tekerleğe bastırdığın zaman yukarıdan aşağı doğru, aşağı doğru bastırılan arka tekerlekler de amortisör görevi gören yaylar var. Ön tekerleklerde yok o sistem. Arka tarafta var sadece. İç çukurlara vesaire girdiği zaman esneyebilme durumu açısından güzel bir özellik.
Başka ne diyebilirim? Kullanım süresiyle alakalı sorular gelebilir. Bundaki ışık şiddeti çok fazla. Ne kadar watt çekiyor, ne kadar enerji çekiyor bilmiyorum ama normalde standart akülü arabalar işte çocuğun ağırlığına göre, yolun eğimine göre yarım saat 45 dakika ile 2 saat arasında bir kullanım süresi sunuyor. Bunu ne etkiliyor? Full modda, hafif rampa, çocuk da ağırsa yarım saat. Çocuk mesela biraz hafifse, düz yolda gidiyorsa ve birinci kademede gidiyorsanız belki 2-2,5 saat, 3 saat bile gidebilir. Yani onun yolun durumuna, çocuğun durumuna göre diyebilirim. Çünkü ne kadar enerji çekerse o kadar hızlı veya yavaş bitiyor akünün içindeki enerji. Bu şekilde söyleyebilirim. Şöyle bir durduracağım şimdi. Kapıları kapattım ve devam ettiriyorum şu an videoyu. Bir de şöyle kapalı kapılarla birlikte görün. Biraz şeyden bahsedebilirim. Bunlar hani plastik enjeksiyon kalıplarından çıktıkları için monte ediliyor, kutuda taşınıyor vesaire. Kapıların böyle ayarları gerçek bir araba gibi beklememek lazım. Hafif böyle yamuk vesaire olabiliyor. Daha sonra kullandıkça çocuğun ağırlığıyla beraber hepsi düzene giriyor diyebilirim. Yani kendi olması gereken doğal şekline kavuşuyor diyebilirim. Bu şekilde de dönsün. Sonra ışıklarını da açacağım. Yukarıdan görüntü alacağım. Bu ürünü tamamen görmenizi istiyorum. Pisa'nın Starbest modeli çok bilinmiyor. Biraz da pahalı bir ürün. Tabii muadillerine göre. Ama görsele güzel. Yurt dışından gelecek ürünleri de aratmıyor diyebilirim. Gayet güzel bir akülü araba. Şimdi şöyle durduğu zaman ben ışıklarını açayım. Işıklarını açtım şu an ve parlaklık derecesini görebiliyorsunuz. Dönerken nasıl bir etki yapacak bilmiyorum ama işte bundan bahsediyordum. Çok 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 parlak ışık veriyor. Bu sefer de telefon onu şey yapamıyor. Bir odağını netlemeye çalışınca da bu sefer çok karanlık görülebilir. Ama odaklasın biraz. Ben odağını çok oynamasını istemiyorum videonun kalitesi açısından ama bu şekilde güzel bir şekilde görebilmek için mecbur odak ayarını biraz yapsın. Arkadaki ışıklar da çok parlak. Yani genel olarak çok parlak. Şöyle de bir dönsün. Bu şekilde de bir netliğini görün. Odakla odakla odakla. Böyle görünüyor. Akülü arabamız. Işıkları çok kuvvetli, çok şiddetli diyebilirim. Yavaş yavaş üst taraflara geçelim. Kapıyı açalım. Şuradaki tutamakların olduğu yerden kapılar açılıyor. Açtık. Bu tarafı da açabilir miyiz dönerken? Ha gayret ha gayret. Açtık. Şöyle net diyelim. Dönerken de siz de daha iyi görebilirsiniz bazı şeyleri. Yine şu aynalardan bahsetmiştim. Aynalar hareketli. Tekrar netlesin. Yumuşak koltuktan bahsetmiştim. İki kişilik koltuğu var. Ama normalde tek kişilik. Şöyle 3 tane kart anahtarı mevcut. Stoplayalım döndürme işini. Pedalımız mevcut sağ tarafta. Sağ taraftaki pedalı görüyorsunuz. Aşağıda şeyleri var. Halı kilimleri var. Onları da çakmışlar. Zımbayla çakmışlar. Şurada da ön tekerin sticker'ı kalmış. Buraya yapışmış. Neyse. Çok da kurcalamayayım. Şöyle dura koysun. Önemli değil. Şurada dediğim gibi biraz yaklaşabilirsem. Gimbal alacağım yakında. Tripod da olmuyor pek. Şu. Mesela biraz sesini açarsak şuradan ses açılıyor. Ona göre de müziğin sesi artabiliyor. Bu Pilsen müziği. Kendi müziklerini koymuşlar. İnşallah telif yemem bu müzikten. İnşallah telif atmalar. Adamların hem reklamını yapıp hem de telif atarlarsa sıkıntı olur. Burada ileri geri vitesi var. Pilsen'de hayat güzel. Aynen. Oo, kesmedi hala. Şurada radyo modu var. Bluetooth modu var. Bluetooth modu, radyo modu var. USB giriş kısmı var. Kart giriş yeri ve AUX giriş yeri var. Şurada da ışıkları açma kapatma butonumuz var. Açıp kapatabiliyoruz. Güçlü ışıklarını görüyorsunuz. Burada voltmetresi var. Ürünümüzün. Hoppalak voltmetre netleş. Dediğim gibi korması
ileri geri hareketi. Stand üzerinde çok hareket ettirmek istemiyorum gerçi ama yumuşak. Ama yani güzel bir kaplaması var. Yani içi tabii ki sert plastik ama kaplama olarak bayağı kalın. Yani 3-4 milim kadar bir kalınlığı var. Çocuk yumuşak bir şekilde oturabilir. 3 noktalı emniyet kemeri var. 2 tane çocuk oturursa da yanlardan 2 noktalı. Yani 2 çocuğu ikişer noktalı emniyet kemeri olmuş gibi düşünülebilir. Burası da şöyle tarif edeyim. Şimdi bir karış, iki karış kadar eni mevcut. Pearson'ın Starbest modelini görmüş oldunuz. Şöyle de bir ayaktayken de biraz uzun bir video oldu ama dediğim gibi bu ürün çok bilinmiyor. Şurada ışıklarını tekrar açayım. Işıklar da daha canlı olur belki görüntüsü. Görünmesini istiyorum açıkçası şöyle biraz. Şu açıdan alsam daha net göreceğim sanırım. Böyle de bir dönsün. Videoyu kapatmadan önce soluk soluğa kaldım. Emme ve lakin emek ettim. Uğraştım, didindim. Videomun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenirseniz çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorular olursa da bilgimin sitesinde de yardımcı olmaya çalışırım. Kanalımda abone olursanız da daha da çok memnun olurum. Memnuniyet kat ve kat artmış olur. Teşekkür ediyorum herkese. Allah'a emanet olun. Güle güle, bay bay.